Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dış politikasını anlatacak. Daha doğrusu biz anlatmayacağız, kendileri anlatacaklar. Şimdi bu McCork var ya, Haçlı Hristiyanların Siyonist Yahudilerin ittifakının azılı hizmetkarı, Siyonist Yahudi emellerinin azgın hizmetkarı McCork yine sahnede. İşte Amerika'nın dış politikası bu. Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz. Amerikan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kararname töreninin ardından konuştu. Ülkesinin izleyeceği dış politikaya yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Navalny süreci ve siber saldırılar gibi eylemleri hatırlatan Biden, bu konuları Rus muhataplarımızla konuşmaktan tereddüt etmeyeceğim ifadelerini kullandı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Beyaz Saray'dan Çin'e yönelik bir açıklama geldi. Çin'in Amerikan değerlerini zora soktuğunun belirtildiği açıklamada Pekin yönetimine yönelik yeni bir yaklaşım benimseneceği kaydedildi. Biden'ın Çin'in birçok alandaki ekonomik istismarlarını durdurmak istediği hatırlatılırken Çin'le ilişkilerimize sabırlı bir yaklaşımla başlıyoruz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie, İran'la savaşın eşiğinden dönüldüğünü ancak yeni yönetimle bunun geride kalacağını söyledi. Amerika ve İran ilişkilerinin fırsat dönemine girdiğini açıkladı.